Kotex kadının eserini sunar. İyi hafta sonları, iyi hafta sonları sevgili Fox izleyicileri. Bugün kadının eserinde yine harika iki kadın var. Efendim onlar burada olduğu için ben çok heyecanlıyım. Eminim siz de çok mutlu olacaksınız. Bizi kendine her oynadığı rolle hayran bırakan, adeta bu rol bu kadın için mi yazılmış dedirten her seferinde sevgili Neslihan Yeldan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel bir karşılamaymış. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok mersi. Ve yine bayılacağınız bir isim, benim bayıldığım bir isim. Efendim uzaklardan geldi, Mersin'den geldi. Sevgili Ümmüye Koçak, oyuncu, yazar, yönetmen, çiftçi ve en çok da sevdiği aslında titri anne. Bu, anne. Evet. Hoş geldin Ümmüye teyzeciğim. Hoş bulduk güzel yavrum. Biz Anadolu'da gelir ki anası kurban. Gelene sofra açarız. Gidene de hediyeler götürürüz. Anan sana bugün güzelce bir hediye getirdi. Yerim ben Mersin'imizin seni. Güzel güzel böyle dalından toplanmış. Ederim. Harikasın. Gerçekten sevgili izleyiciler mis gibi kokuyor. Keşke size kokularını gönderebilsem. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi... bunu nasıl koyalım? Şöyle koysam olur mu? Bir sorun olur mu? Şöyle bırakacağım. Harika görünüyor. Şimdi. Ama ben seni yerim. Bunu şöyle koyacağız kuzum. Tamam peki. Hı. Hiç saçını ellemeyeceğim. Hı. Tamam. Güzel kızım. Ay çok seviyorum. İnanamıyorum. Bakar mısınız? Çok teşekkür ederim. Evet. Bunlar iğne oyası mı? Alayım ben. Hı. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Bunlar iğne oyası mı? Yok bunlar tığ. Çok teşekkür ben ederim. Sarılalım mı? Çok teşekkür benim. Ederim. İyi ki seni geldin. Çok seviyorum. Çok programını ederim. Gerçekten önce de izledim. Ben de seni çok her seviyorum. Her zaman fırsat bulamadım ama tekrarlarını izledim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten güzel bir program. Bayıldım buna. Çok teşekkür ederim. Kullanacağım. Mutlaka kullanacağım. Sevgili izleyiciler. Ümmüye teyze tam Mersin'den geldi. Gelirken de gördüğünüz gibi elleri dolu geldi. Çok merak ediyorum. Sana bir sürü sorum var. Hiç de heyecanlı görmüyorum seni. Oldukça alışıksın kameraya. Sen bana kameraya. İstediğini sor. Benim çeneme eden bol kuzum. Anlaştık. Çok çok hoşuma gidiyor. Burada olduğum için olabildiğince fazla konuşacağım sen. Tamam anlaştık. Sevgili Neslihan Yeldan. Az önce söylediğim şeyler gerçekten öyleydi. Yani ben sizi izlerken her seferinde diyorum ki yani herhalde bu kadını düşünerek yazmışlar bu rolü. Çünkü o kadar hissettiriyorsunuz ki bize bunu. Ama aslında çocuklukta böyle başlamamış olaylar. Oyuncu olmak için hayal kuran bir kız yokmuş galiba değil mi? Bambaşka aslında ailesinin istekleriyle tamamen zıt bir kadın varmış. Araştırmalarımıza göre öyle. Anne çeyizler hazırlayan ama bir yandan da kızının güzellik yarışmasına girmesini isteyen bir anne var. Öte tarafta ise moda tasarımcısı olmak isteyen bir genç kız var. Biraz dinleyebilir miyiz o hikayeyi? Galiba 14 yaşında çizim yapmaya başladım ben. Hep bir stilist olacağım, tasarımcı olacağım. Benim çizdiğim kıyafetleri insanlar giyecek derken bu galiba 17-18 yaşına kadar sürdü. Ama ben planlar yaparken hayat benim için başka planlar yapıyormuş ve 18 yaşında orta oyuncuların amatör kadrosuna girdim derken bir iki hafta sonra sahnede karşımda Ferhan Şensoy, Münir Özkul ve Erol Günaydın ve Rasim Öztekin'le hepsi nurlar içinde yatsınlar. Ne büyük şans. 18 yaşındayım, liseyi yeni bitirmişim ve istediğim bölümü kazandım ama Ankara'da olduğu için gönderilmedim. Biz seni bırakmayız başka bir şehre dediler. O zaman dedim bir yılım daha var üniversite sınavına girmek için. Galiba bu hikayeyi çok anlattım, biraz sıkıcı olacak ama... o bir yılı nasıl değerlendireyim? Gideyim tiyatro yapabilir miyim? Yani, hobi olarak bir deneyeyim. Yani vaktimi geçirmek amacıyla bir sonraki sınava kadar vaktimi doldurayım diye girdiğim tiyatronun kapısından bir daha çıkmadım. Sonra konservatuara girdim. Yani üniversite hayallerim aslında işletme okumak, işte moda okumak, belki İngilizce okumaktı ama ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdim. Yıldız Kenter'in öğrencisi olarak 5 yıl oradaydım.
Yıldız Hoca benim hamurumu bir kere daha yoğurdu. Çünkü orta oyuncularda başka bir bilgi eğitimden geçmiştim. Ama konservatuvar benim için çok değerli bir eğitimdi. Ondan sonra da bir daha hiç çıkmadım galiba. İyi ki de çıkmadınız. Mekanı cennet olsun. Hepsine gerçekten hepsine rahmet diliyoruz buradan. Peki anne baba ne dedi bu duruma? Yani bir anda tiyatro var hayatınıza girdi çünkü. Prova saatleri, oyun saatleri hep geç saatlerde bittiği için küçük kızlarının, onlara göre küçük o zaman, 18 yaşındaki kızlarının Beyoğlu'ndan eve geç saatlerde dönmesine özellikle annem karşı çıktı ve ne olacak bu senin sorunun falan dedi. Yani destek olduklarını söyleyemem. Ama ben biraz asi bir genç kızdım. Hala da asiyimdir. Çok laf dinlemem. Genelde kafamın dikine giderim. Destek olmadılar ama herhalde sonradan gurur duymuştur annem. Bilmiyorum, bu çok konuştuğumuz bir konu değil benim annemle. Babamı kaybettik. Babam karşı çıkmazdı ama annemin kafasında güzellik yarışmasına girecek, hostes olacak, evlenip hemen çocuk doğuracak bir kız çocuğu vardı. Öyle olmadı. Ben ilk önce bir mesleğimi doğru düzgün yapmaya çalıştım. Hala da öyleyim. Hala da bana gelen rolleri elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden belki dediğiniz bana yazılmış gibi oluyor roller. Hayır, yani o rolleri ben gerçek yapmaya çalışıyorum. Bence oyunculuğun amacı o. Yani insanları inandırmak. Benim anlattığım hikayeye inanmıyorlarsa o zaman ben iyi oyuncu değilim. Yani. Öyle de yapıyorsunuz gerçekten. Elimden yani geleni yapmaya İstanbullu gelindeyken teyzoştunuz bizim için. sonra işte bambaşka bir kayınvalideydiniz. İyi ki de olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ümmiye teyzeciğim, şimdi gelelim Adana'da doğmuş Evet. Bir kız çocuğuna. Öyle bir kız çocuğu ki okula aslında gönderilmemiş. Tesadüfen gittim. Tesadüfen gittin. Nasıl oldu? Biraz anlatır mısın bize? Şimdi o zamanlarda güzel yavrum kız çocukları okula gitmezdi, yasaktı. Sonra bir dediler ki ne okuma seferberliği oldu. Tabii o zamanlar ne olduğunu bilmezdim. Hı-hı. Sadece hatırladığım camiden anons edildi. Her evden bir kız çocuğu okula gidecek, kız gitmezse ya ne yapıp hapse atılacak denildi. Ben de sokakta oyun oynardım. Koşa koşa geldim. Gideceğim zannedeyim yani. Gitmek istiyorsun çünkü okulu, tabii çok istiyorum. Hı-hı. Tabii hı-hı. Kendi kendime hep sorguluyorum. Neden erkekler gidiyor da biz gitmiyoruz diye. Sonra baktım ki ne meğersem kız kardeşime konulmuş bile karar. Kız kardeşim hemen gidildi yazıldı ama içimde diyorum ki inşallah gitmez. 3 gün gitti, bir daha da gitmedi. Bizimkiler kara kara düşünüyor nasıl kurban. Şimdi ben gittim dedim ki ne ben giderim baba dedim. Gider misin dedi. Öyleyse zaten de önlük büyük dikilikti. 5 tane giysin diye. Ondan soyup bana giydirdiler. Ben her zaman diyorum yavrum ben tesadüfen ilkokulu bitirdim. Kız kardeşim de hala bana diyor ki benim sayeme gittin bana dua et diyor. Peki seninle ilgili arkadaşlarımız bir VTR hazırlamış, bakalım orada neler var. İzleyelim. Güzel yavrularım, bilin bakalım ananız bugün nerede? Ta İzmir'de tüm kızlarınla beraber. Nasıl ve neden? Neden güzel yavrum biliyor musunuz? Kadınların çok çalıştığını ve gerçekten hak ettiği yerlerde olmadığını fark ettim. Kendilerine özgüvenleri gelmesi için, kadınların sesini duyurabilmek için bu yola çıktım ve farkına vardım ki insan insanla anlatmanın yolunun en güzel şey tiyatro olduğunu farkına vardım. Kadınların sesini duyurabilmek için çıktım yavrum bu yola. Ben yapmayı çok seviyorum, mücadeleyi seviyorum çünkü kolay değil ama önemli olan ne biliyor musunuz yavrum? İnsanın kendini tanıması, hedef belirlemesi, mücadele etmesi. Ben de kendimi tanıyordum, ne istediğimi biliyordum. Onun için çok zor olsa bile ben bunu yapacağım dedim. 40 kapıya gittim, eşlerinden izin aldım. Velhasıl kelam hiç kolay olmadı yavrum. İnsanlık için birlik olalım. Sevgi için birlik olalım. Birlik olalım. Yeter artık sesimizi duyun. Destekleyenler de oldu, köstekleyenler de oldu. Köstekleyenler beni kamçıladı. Daha çok ilerlememe neden oldu. Onlara hep teşekkür ediyorum yavrum. Ama aile en başta, en önemlisi aile yavrum. Ben kocaman bir ailedeydim. Ailem çok destekledi yavrum. Başta eşim, çocuklarım yavrum.
Maşallah kızım size. Emeğin karşılığını almak böyle bir şey işte bak. Ya insan ne kadar mutlu oluyor. Ne emekler verildi. Ben tiyatroda insan kadınların eşleriyle birlikte beraber söz hakkı almalarını değiştirmeye çalıştım ve başardığıma inanıyorum. Çünkü kadınlar bahçede de beraber çalışsınlar eşlerinle, evin içinde de olsa da kendilerini ifade edebilsinler istedim. Bunu ben başardığıma inanıyorum. Bir o kadar zeki akıllı erkeklerimiz ve kadınlarımıza destek verirse işte gördüğünüz gibi böyle güzel şeyler çıkıyormuş. Kalıp burada. Ben hiçbir şey kaybetmeden yol aldım yavrum. Ön ayağımı atmadan arka ayağımı atacağım yeri düşünüyorum. Sadece keşke dediğim şu, keşke daha önce yapsaydım. Kız, olmam bize yağmur yağmayan yere gidelim, Afrika'ya. He ana öyle dediydin, biz Afrika'ya gidelim. Dünyayı açılmak istiyorum ayol, biz köylü olabiliriz. Bağbahçede, ahanda, hullarda çalışıyor olabiliriz ama Cenab-ı Allah akıl fikir vermiş ayol. Dünyaya açılalım, açılanlardan neremiz eksik? Anadolu kadınları, önümüze açı verin artık ayol. Değil mi kız? Tabii ki o kadınlardan hiçbir farkın yok. Tabii ki. Hatta fazlan var. Bence de fazlan var. Ben gösteriyorum, fiziksel olarak fazlan var. Ben Ümmiye Hanım'ı çok uzun süredir takip ediyorum. Yani şu VTR'yi seyrederken gözlerim doldu. Ya. Teşekkür ederim yavrum. Türkiye için bir ilham perisi. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yaptıklarınız için, açtığınız yollar için. Umarım arkanızdan bir sürü kadın gelir böyle. Ellerinize sağlık. Benim köyümde var yani, çevre köylerde var. Benim hedef kitlem zaten Anadolu yavrum. Şehirdekiler tiyatroyu da biliyor, sinemayı da biliyor. Aynen öyle. Her şeyi biliyor. Aynen öyle. Ben hiç gidememişlere gitmeye çalışıyorum. Kendini ifade edemeyenlere rol model olmak istiyorum. İçlerindeki olan cevheri çıkarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani sen dedin ya güzel yavrum sana, sen çok güzel ruh veriyorsun diye. Sanatçı da olur yavrum, sonradan olmaz. Sen 100 kere eğitimini al, yoksa içinde çıkmaz o dışarı. Varsa çıkıyor. Ben de olanların içindekini çıkarmak için mücadele ediyorum yavrum. Ya ben seni yerim ya, yerim. Peki bu tiyatro çok enteresan bir şekilde başlamış. Bir onu sormak istiyorum. Öğretmen bir gün diyor ki küçük Ümmiye'ye, şurada bir kitap var, onu bir getiriver diyor. Sonra neler evet. oluyor? Şimdi onu ben bir elime, ilk önce kapağı resmi ilgimi çekti yavrum. Hı hı. Onun için hep kitapların kapağı çok önemli. İçine bakmak için. Öyle bir kadın resmi var ama aynı anama benzettim. Tabii anamın açık saçlı hali, esmerdi anne. Bir baktım şöyle karıştırdım. Hayda, sanki bizim köy anladığı gibi yahu. Sobası var, tahta divanı var, fabrikada çalışan var. Bir an gözümü kapattım. Lakin isimler hep yabancı. Hemen onu oradaki insanların, arkadaşlarımın isimlerini koydum ama kızım oğlan mı onu da bilmiyorum. Çünkü isimler yabancı. Pek bir hoşuma gitti. Geldim öğretmenime dedim ki ne öğretmenim ya, ben bu kitabı okuyabilir miyim dedim. Bana şöyle saçımı okşadı, dedi ki ne Yıldız, bu sana çok ağır gelir dedi. Bana soy ismimle hitap ederdi. Ama öğretmenim ya, hafif dedim, öyle bir kaldırdım. Şu kalınlıkta var. Ondan sonra bana dedi bunu sana okuyacağım. Ağır gelir deyince o da hafif olduğunu söylüyor. Çok hafif öğretmenim ya dedim. Ondan sonra bana dedi bunu okuyacağım dedi. Yarın gelip dedi sıraların aralarında bütün arkadaşlarına anlatacaksın dedi. Ben sabaha kadar o kitabı ezberledim gaz lambasında yavrum. Ve ertesi günde geldim, tabii ki gururla arkadaşlarıma anlattım. Onun için çocukluk çok önemli yavrum. Hangi kitaptı o kitap? O Maxim Gorki'nin ana kitabıydı. O bana neyi öğretti biliyor musun yavrum? Hayal kurmanın beleş olduğunu ve hayallerine gitmek için de mücadele etmem gerektiğini. Ve o gün bugündür her zaman şunu diyorum kendime. İstersem yapabilirim. Harikasın. Harikasın. Bir sürü kadına ilham olduğunun da farkında ol lütfen. Evet. Yani köylerde olduğuma inanıyorum da. Daha çok az yavrum ya, milyonda bir oldum gibime geliyor. Daha çok yol kat etmem gerekiyor çünkü ta yolun başındayım. İşte olacaksın bak fırsat. İnşallah. Daha gençsin. Daha çok gencim değil mi? Evet, aynen öyle. Neslihan Hanım, şimdi küçük Neslihan'dan bahsedelim biraz. Şöyle bir söyleminiz var. 3 yaşımdayken işe giden annemin arkasından pencerede ağlardım. Sonra evde ya Nihavent makamı ya da Türk pop müziği şarkılarını söylerdim. Babam da sesimi kaydederdi. Neden ağlardınız annenizin arkasından? İşe gidiyor, beni bırakıyor diye yani. Nasıl benim oğlum, ben küçük, o küçükken sete giderken ben onu çok götürmeye çalıştım. Hala daha Eylül ayında taşındı Londra'ya Aslan. Hala diyordu ki kaçta geleceksin? Kaçta gideceksin? Yani işte öyle bir bağlılık.
Babam da herhalde o dönem çalışmadığı dönem diye hatırlıyorum. Çünkü evde hep Türk pop müziği çalardı ve hep Nihavend makamı çalardı. Neden bilmiyorum. Ya da Türk sanat müziği çalardı da ben Nihavend makamını çok severdim. O da olabilir. Hala öyle. Nihavend makamı benim için bilmiyorum, o ufacık çocuk, 3-4 yaşındaki çocuk neyi ayırt etti de o makamı çok sevdi. Bütün söylediğim şarkılar Nihavend makamı. Hala çok severim. Sesim var. Yani tabii çok eski şeyler. Mesela hangi şarkı? Oo. acaba Nihavend mi o? Şimdi ilk aklıma gelen, tabii söyleyemem. O zaman sesim var zannediyorum. Ufacık çocuk söylüyorum ama. O ağacın altını şimdi anıyor musun diye bir şarkı var mesela. Nihavend mi bilmiyorum. 3 yaşında bir çocuğun. Ay yani bütün. Çok enteresan. Yani Türk sanat müziği şarkılarını nasıl söylüyorum, nasıl söylüyorum ama. Hala söylüyor musunuz peki? Yok. Hayır. Keşke yani o dönem eğitim alsaydım da belki müzisyen olurdum, belki solist olurdum bilmiyorum ki. Ama iyi bir şarkıcı solist sesim yoktur. Peki yıllar sonra babanızı kaybediyorsunuz. O baba sesini kaydeden baba muhtemelen sizin yeteneğinizin farkında. Hiç şey dediniz mi? Acaba benimle gurur duyuyor muydu? Babamı kaybedeli 7-8 sene oluyor. Başınız yani çok küçük değildim. Babam benim bir sürü işimi gördü, bir sürü tiyatro oyunuma geldi, beni dizilerde seyretti. Eğer bir başarım varsa gördü babam. Yani kaybedeli daha birkaç sene oluyor. Babam çok duygusal bir insandı. Benim gibi balık burcuydu. En ufak şeye ağlardı. Yani ben sahneye de çıktığım zaman ağlardı. Sahneden inerken de ağlardı. Televizyonda seyrederken de ağlardı. Çok kendisini ifade edebilen bir baba değildi. Ama ben. Ama siz hissederdiniz tabii muhtemelen ki, onu tabii değil ki mi? Evet. Peki Ümmüye teyzeciğim. Şimdi dedin ki oradaki karakterlerin yerine ben kendi arkadaşlarımı, hı-hı, koydum. Yıllar sonra evlendin ve Mersin'e taşındın. Aslanköy'e taşındın, hı-hı, ve bir gün köye tiyatro oyunu geldi. Evet. O tiyatro bittikten sonra sen sahneye çıktın ve bir şey yaptın. Neydi o? Şimdi bunun ta özü var. Ben 13 yaşımdan beri öyküler yazıyorum anası, hı-hı, kurban. Çok hikaye uzun da oraya sahneye çıktım. O an kafamda şimşekler çaktı. Öyle dinledim. Acaba dedim hani bunların isimleri kendi mi ki dedim. Ben de bizim köydeki kadınların yaşadıklarını dedim yazsam, isimlerini de değiştirsem nasıl olur diye düşündüm. Çıktım sordum, adım ne yavrum dedim. Ali dedi. Ebe yavrum Temin Veli diye dedim, güldü. Teyze ya o benim rol adım dedi. Çünkü hiç görmemiştim tiyatro. Gece sabaha kadar yatmadım. Kendi kendime dedim ki ne ya, bizim Ayşe teyze Fatma teyzeyle kavga eder hayvan asıl için. Dedim bir biri gele bana anla diye, bir biri ama başkasıymış gibi anla diye. O zaman ben bunların yaşadıklarını yazayım dedim, isimlerini de değiştireyim. Köy meydanında o çocuklar gibi oynayayım. Kendilerini düzelsinler ayol dedim. Kaynanası görsün, görümcesi görsün. Kendilerini düzeltmek için çok güzel bir fırsat dedim yavrum. Aslında onlara bir ayna olmak istedin değil, aynen, mi? Aynen. O yanlışları göstermek için yavrum. Hı. Çünkü kimseyi de incitmeyeceğim. Evet. Hani farkına vardım. Ha kolay mı oldu yavrum? Kırkkapı'ya gittim ben o dönemde. Eşlerinden izin aldım. Ama tabii ki koskocaman Aslanköy'de köstek olanlar oldu ama destekleyenler daha fazla oldu yavrum. Peki sana demediler mi? Kadın sen deli misin? Ne işin var böyle şeylerle? Dediler yavrum. Ben de dedim ki ne, hiç akıllıyım dediğimi duydunuz mu? Ben zaten deliyim ayol dedim. Normal bir insanın yaptığını mı yapıyorum? Kabul ediyorum dedim yavrum. Bana ne dediyseler kabul ettim. Çünkü kafama koymuştum. Bir hedef belirlemiştim. Bunun da yolu iyilikle, güzellikle açılacaktı bu kapılar. Şiddetle hiçbir şey hallolmaz yavrum. Ben de iyilikle, sevgiyle kapıları açıncaya kadar uğraştım, açtım da. Peki arkadaşların seninle ilgili neler söylemiş, merak ediyor musun? Ediyorum. Bakalım o zaman, hadi. Ben bir şeyler yapmalıyım ama ne? Bu öyle bir şey olmalı ki buradan, Toroslardan sesimiz bütün dünyaya duyulmalı. Çok kederliydim. Dediler ki
Bir Ümmüye Koçak var Aslan Köyü'nde. Gel onun tiyatrosuna gir, kendini dağıtırsın dediler. Bu oyunlara 12-13 senedir devam ediyoruz. Dertli günleri geride bıraktım. Ablamı arıyorum. Abla neredesin? Ebacım Ümmüye'nin yanındayım. Allah Allah, kim bu Ümmüye? Tanımıyorum tabii o zaman. İzmir'deyim, Ankara'dayım, şuradayım, buradayım. Allah Allah, bu kadın nasıl bir şey? Ben de gideyim bir göreyim. Tanır tanımaz sevdim zaten. Ümmüye abla bizim köye gelin gelmişti. Biz de gittik bir görelim Ümmüye ablayı diye. Yani bizlerden çok farklı. Eşim öldükten sonra bu bana dedi ki gel senin kafan dağılsın benim yanıma alacağım ben seni dedi. Hemen yan komşumuz zaten. Ümmüye Koçak benim diyeceğim gelini, arkadaşım, arkadaş olduk. Gurur duyuyorum. İyi ki var diyorum. İyi ki böyle bir anneye sahibim. Tekrar dünyaya gelmek istediğimde yine annemi tercih ederdim diyorum. Ümmüye Koçak dünyanın en güzel kadını. Git ölüme kadar gidebilirsin dedi. Ve beyim de böyle destek çıktı bana. Baktım kızım bu Ümmüye Hanım'da gelecek var. Kadının düşünceleri çok güzel. Attığı adımlar da çok güzel. Yani tiyatroyla uğraşıyor. Tam sana göre bir kadın dedim. Kendimi sevdirdim. Vallahi Ümmüye abla tek kelimeyle mükemmel biridir. Bize çalışmayı, azmetmeyi, başarmayı, hayal kurmayı, hayallere koşmayı öğretti bize. Ufkumuz açıldı ya, açtık biz birçok şeyi. Ümmüye'nin yanına girince ben her şeye özgüvenine de alıştım. Şunu yapacağız dedik mi yapmaya da alıştım, konuşmaya da öğrendim. Her şeye Ümmüye'nin yanında öğrendim. Kendimize özgüven geldi yani. Hayır demesini öğrendik. Uçağa bindik, yürür merdivene bindim. Kapıya döner kapıya sıkıştım. Tiyatroyla birçok insana dokundu, hayatlarını değiştirdi birçok insanın. Tabii ki de benim de değiştirdi. Her şeyimize, dert derdimize ortak olmak, yokluğumuza, yanımıza var olmak. Daha ne yapsın kadın? Vallahi onun başarısı bize de aksediyor. Onun başarısının sırrı ailesidir, biz oyuncularıdır. Vallahi onun başarısının altında yatan sır, azmi, hayalleri, hayallerinin peşinden gitmesi. Çok şükür bizi de götürdü, hiç pişman değiliz. Yapacağım dediğini koparan bir Ümmüye Koçak. Biz de yanına girdiğimizde aynı özgüveni bize de verdi. Annem okumaya önem verir. Mücadele tırnaklarıyla bir yere gelmek için. Asla hiçbir şeyden vazgeçmez. Dünyada Ümmüye Koçak gibi bir kadın yok. Vallahi Ümmüye Koçak başarı, bilgi, fedakarlık yani. Hepsi Ümmüye Hanım'da var. Ne bileyim ya, her şeyimiz bizim. Biz bir şeyimiz bitse Ümmüye ablaya gideriz. Paramız bitse kapısına varırız. Eksiğimiz olsa kapısına gideriz. Bizim her türlü her şeyimiz o bizim. Her şeyi ben yapacağım dediğimi yapar. Kararlı, asla vazgeçmez, pes etmez hiçbir şeyden. Hep güçlüdür, dimdik ayakta durur. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ya muhteşem. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Seni yerim, gözleri yaşlandı. Peki evet. Ne düşünüyorsun? Dedi ki kızın tekrar dünyaya gelsem evet. Yine o benim annem olsun isterdim. Evet, ben de ailemle gurur duyuyorum, çocuklarımla güzel yavrum. Çünkü ailem beni desteklememiş olsaydı asla ben Ümmüye Koçak olmazdım. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Önce eşim, kayınvalidem, kayınbabam, kayıngörümcelerim. Koskocaman Aslanköy halkı yavrum. Tabii ki Arif Abalı, bir sürü Bedrettin Gündeş. Beni herkes destekledi. Evet benim aklım fikrim var ama önemli olan onları ikna edip kendime destek bulmaktı. Ve çok kişiler destek oldu yavrum. Tabii öncelikle ailem, eşim. İyi ki yapmışsın. İyi ki bu kadar kadına ilham olmuşsun. Bak ne diyor, biz istersek her şeyi yapabileceğimizi evet. Öğrendik ya, diyor. Örnek alınacak evet. İnsan gerçekten. Ben şahane. De sizinle gurur duyuyorum. Teşekkür bu ülke ederim. İçin yaptıklarınızdan dolayı gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kadının kadınla gurur duyması kadar güzel bir şey tabii yok. Ki. Biz hep şey diyoruz yani kadın kadının kurdu değil yurdudur diyoruz. Ne güzel. İzleyicilerimiz de bunu çok seviyorlar biliyorum. O yüzden gerçekten kadının kadınla gurur duyması aynen kadar öyle. Güzel bir şey yok. 20'li yaşlarda otostopla eyvah. Nerelere gittiniz? Eyvah, bunların ortaya çıkması. Nasıl yaptınız? Ya öğrenciyim, param yok. Bir şekilde bilet alıp Kanada'ya gittik. 3 kız. Ben dedim ki ben Kanada'yla kalmayacağım. 2 ay kaldık orada. Ben çilek toplayıp para kazandım, kitap sattım, resim sattım, harçlık olsun diye. Çünkü uzun süre kalacaktım ve bir işim yoktu o dönem. Nasıl para kazanacağım, nasıl gezeceğim? Dedim ki yani Kanada yetmeyecek bana, Amerika'yı da görmem lazım. Bir arkadaşımla
otostop yaparak Kanada'dan Quebec'ten Montreal'e, Montreal'den Boston'a, Boston'dan New York'a gittik. Aynı yolu tekrar otostopla geri döndük. Tabii başımıza güzel maceralar geldi. Kötü bir şey olmadı hiç, çok şükür. Bir tanesi böyle bir tatsız bir şey olmak üzereydi, neyse ki olmadı. Ne cesaret yani. İşte 20 yaşındayız, genciz, kanımız deli akıyor. Benim en güzel hikayelerimden biridir Kanada'dan Amerika'ya, Amerika'dan Kanada'ya otostopla gidip gelmek. Annem bunu bilmiyordu şu an. eyvah. Bir şey olmadı anne. Evet, burada hala sağlıklı bir şekilde yanımızda oturduğuna yani, göre. Kimseye tabii ki şu dönem tavsiye edeceğim bir şey asla değil. Sakın böyle bir şey yapmayın. O dönem yapmışız işte. Ben şimdi anne olduğunuz için bunu söylüyor olabilir misiniz acaba? Hayır, dönem farklı. Yani o dönem de tehlikeli bir şey yani otostop. Ülke değiştirmek ne demek yani, sen ne cesaret. Ama ben cesur adımlar atan biriyim, korkusuz biriyim genelde. Hani şimdi çocuğum yapmaya kalksa asla izin vermem böyle bir şey. Tabii o erkek ama yine de şimdi dönem çok daha farklı, çok daha tehlikeli. İnsanlar şiddete daha eğilimli. O dönem biraz farklıydı ama yine de yapılmaması gerekiyordu. Hiç de pişman değilim tabii. Bu tabii çok ciddi bir gözlem de aslında sizin için. Bir sürü anı biriktirdiniz, gözlem yaptınız. Bir oyuncu için müthiş bir şey aynı zamanda. Belki de o dürtüyle hareket ediyorum ben. Yani şimdi çok güzel bir açık oldu bu benim için de. Yani bazı şeyler böyle yüksek sesle düşünülünce, konuşulunca ortaya çıkıyor. Cesaretimi oradan da alıyor olabilirim. Yani gözlem yapmak, görmek, daha çok şey biriktirmek, cebime bir sürü anı koymak, o anılardan hikayeler çıkarmak, o hikayelerden karakterler üretmek bu oyunculukla da ilgili bir şey. Yani bir oyuncunun her zaman cesur olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar cesur değil belki ama işte oldu, yapıldı, gayet de güzel oldu. Çok titiz ve ayrıntıcı olduğunuzu düşündüm nedense sizi şu anda izlerken. Oyunculukta da mesela rolü seçerken nasıl karar veriyorsunuz? Tabii artık geldiğim yer itibariyle biraz daha titizim. Yani daha genç yaşlarda, 20'li yaşlarda, hatta 30'larda bile şimdiki titizliğim yoktu galiba ama... Nelere bakmıyorum ki yani, prodüksiyon şirketinden yönetmene, kastan çekilecek mekana. Tabii güvendiğim insanlar olunca onlara bırakıyorum, ben nasıl karışabilirim, ne yönetmenin işine karışabilirim, ne yapım şirketinin işine karışabilirim, ama seçme hakkına sahibim tabii ki. Çok şükür ki yaptığım işler, projeler hep güzel işler oldu. Ben de onları güzelleştirmeye çalıştım. Son yaptığım bütün tiyatro oyunları, bütün diziler çok seyredildi. Dünyayı dolaştı, çok beğenildi, çok alkışlandı. Şanslıyım galiba. Herhalde doğru seçimler yapmışım. Oyunculuk deyince şimdi editörüm Özlem kulağıma fısıldıyor. Bir sürprizimiz varmış. Sürpriz biri size bir mesaj göndermek istemiş. Öyle mi? Biz de çok sevindik tabii ki buna. Eyvah, bakalım bakayım. Hiç bilmiyorum ki. Açıkçası bunu böyle yapmayacaktık. Ben stüdyoya gelecektim ve sen kayda girdiğinde ben seni korkutacaktım ama maalesef yapamadık. O yüzden sana bu mesajı atıyorum. Seni çok seviyorum. Çok özel, çok inanılmaz bir oyuncusun. Çok inanılmaz. Olur değil mi? Çok inanılmaz olur. Ve seni çok özledim. Seninle çalışmayı çok özledim. İyi ki çalıştık. İyi ki tanıştık. İyi ki çok komik ve güzel anılarımız var. Evet, seviyorum seni. Görüşürüz inşallah. Bay bay. Herkese bay bay. Kolay gelsin. Kerem, çok teşekkür ederiz. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Kerem gerçekten gelecekti ama o kadar yoğun ki sağ olsun. Ay, bize benim. Bir video göndermiş. Benim küçük oğlum. Evet, küçük oğlunuz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ay, Kerem geçen çok sezonda da bize destek verdi sağ olsun. Hı. Ona bayılan bir kızımız vardı ve bizi kırmadı. Onunla aynen buluşturduk. Onun zaten kadınlara yönelik çok güçlü, evet, paylaşımları ve duruşu. Müthiş. Evet, gerçekten
bir genç adam olarak Türkiye'deki kadınların arkasında durmasıyla ben de gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Peki bir mesaj daha varmış. Hemen arkasından onu da acaba girsek mi? Ne dersin Özlem? Evet evet hadi girelim. Neslihan'cığım çok severim seni. Hep sevdim, hep seveceğim. Yıllar yıllar önce seninle yolumuz bir tiyatro sahnesinde kesişti ve o gün bugün de dost olduk, dost kaldık. Güzel insansın sen. Yaşamdaki duruşun, vizyonun, iyi niyetin, güzel yüreğin, mücadeleci ruhun, kararlı tutumun, aklın, zekanla çok 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 özel bir insansın. Evet evet özelsin. Ayrıca çok fedakar, fevkalade bir annesin. Ne mutlu sana ki şimdi o büyüdü, kocaman yakışıklı bir delikanlı oldu. Yolu açık olsun. Neslihan'cığım, senin çok önemsediğim niteliklerinden biri de perde arkasında ekran gerisindeki duruşundur. Sen çok çalışkansın, çok disiplinlisin. Her zaman herkese karşı çok saygılı, terbiyeli, naziksin. Azimlisin. Tuttuğunu koparmayı bilirsin. Engel tanımazsın. Önüne çıkan engelleri her zaman yıkıp geçmeyi ve başarıya, çözüme ulaşmayı bilirsin. Bu da bence çok önemli bir özelliktir. En önemli vasıflarından birini unuttum. Sen çok sadık bir dostsun. İyi bir dostsun. Her zaman vefalısın. Ararsın, sorarsın. Dert ortağısın. Seni biliyor musun? Çok çok özledim. Ay canım benim. Ya Göksel ablanın bana bunları söylemesi öyle güzel, öyle değerli ki. Çok teşekkür ederim bu sürprizinizi için. Biz de çok teşekkür ederiz sevgili Göksel Korsa'ya kocaman öpücükler yani gönderiyoruz. O benim çınarım yani Türkiye'nin çınarlarından biri. Çok teşekkür ederim. Ne şahane öyle şeyler güzel söyledi sizin için. Evet yani ben kendimi bu kadar sevmiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok mersi. İyi ki varsınız. Ay çok teşekkür iyi ederim. Ki siz de öyle sizleri hepiniz tanıdık ve iyi ki bir sürü kadına ilham oluyorsunuz. Aa, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir peçete verelim. Yok yok iyi mi? Tamam. Ümiye teyzeciğim şimdi sen bir dedin ki bunu yapabilirim. Evet. Başka insanlar için hikayeler yazabilirim dedin. Evet. Ve bir oyun yazdın. Önce bir topluluk kurdun tabii ki. Evet. Neydi? Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunu kurdun. Evet. Ve burada pek çok oyun yazdın. Evet. Ve dedin ki onlara sana bu zamana kadar eline sağlık hanım diyen oldu mu? Çok güzel olmuş gelin diyen oldu mu? Evet. Biz bunu oyunlarla, tiyatro oyunlarıyla onlara gösterelim dedin. Evet. Çünkü hadi tiyatro yapalım dediğimde kuzum neymiş o kızım ya abla ne olacak ki dedi. Kız dedim sahneye çıkarız dedim. En azından dedim Bağbahçe'den odun getiren dedim. Hiç kimse şimdiye kadar dedim hanım eline sağlık çok güzel olmuş gelin diyen oldu mu dedim. Ben bunları yazayım sizin yaşadıklarınızı dedim. İsimlerinizi de değiştireyim sahnede oynayalım görsünler dedim. O zaman bizi de alkışlarlar dedim. Ay kızım ya abla gerçekten bizi de alkışlar mıyız ki dedi. Ayol alışık mıyız da zorumuza gidecek denemesi beleş dedim. Öyleyse öyle ikna ettim güzel yavrum. Eşlerine gittim ben isterim ama eşim bilir dedi. Hı hı. Eşlerinden izin aldım yavrum. Tabii ki hiç kolay olmadı. Kolay hiçbir şey yok. Doğru. Peki bir New York macerası var. Öyle Mersin'de kalmadı bu işler. New York'a kadar taşındı. New York'a şimdi gideceğim ta yeni hazırlanıyoruz. Niçin gideceksin? O sürpriz bir proje. Öyle mi? Bilmiyor bize bile. Ama çok yere gittim. Ya yurt dışına 20'den fazla yere gittim. Şöyle çok fazla yere gittim. Gittiğimde de bana beni lüks yerlere götürmeyin, köylere götürün dedim. İspanya'ya, Madrid'e, Vietnam'a, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Sırbistan bir sürü yerlere gittim. Gittiğimde hep beni köylere götürün. Ayol ne işim var benim şehirlerde dedim. Amacım oradakilerini gözlemleyip köyümde uygulayacağım. Sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı seçildin. Evet. Hangi projeyleydi bu? Film çektim yavrum. Hangi film? Yün Bebek. Yün Bebek neyi anlatıyor? Biraz bize Yün Bebek bahset. Şiddeti anlatıyor. Ben şiddetin her türlüsüne
Hayır diyorum yavrum. Ve göz ardı ettiğimiz kadın da kadına şiddet benim canımı çok acıtıyor yavrum. Evet, erkeğin uyguladığı şiddete de çok canımı acıtıyor. Ama biz emcinslerimize artık köstek değil de destek olsak daha iyi olacak dünya. Sanki ben öyle görüyorum yavrum. Ben de bu filmi hani çekme nedenim de iyi bir dinleyici, bir gözlemci olduğum için yaşlı teyzeleri dinledim. Çocukluğunu anlatırken böyle titriyordu yavrum 70 yaşındaki. Ha dedim, bak çocukluk ne kadar önemli. O zaman ben bu babaanneden, işte babadan bu şiddete uygun bir öykü yazmalıyım. Öykü yazdım, 2005 yılında çok ses getirdi. Sonra bunun filmini çekmeliyim dedim. Çünkü tiyatro oyunu yazdım, kimse izlemiyor ayol. Beleş gidiyoruz, kimse gelmiyor. Tabii 21 yıl, 22 yıl öncesinden bahsediyorum yavrum. O zaman dedim, herkes televizyon seyrederse ben de bir film çekerim dedim. Amacım burada sesimizi çok kitleye ulaştırmak. Yoksa aşağı ben öyle yönetmenmiş, şuymuş, buymuş değilim. Benim çizgim bambaşka güzel yavrum. Ben o filmi çekme amacım sadece sesimizi çok kitleye ulaştırmak. Ama öyle akşam düşünüp sabah yapmadım. Ahanda 5 yıl onun altyapısını yaptım, araştırdım. Film nasıl çekilir, kamera arkasında kimin görevleri var, kim ne yapar, nasıl olur. Sadece onları gözlemledim. Çünkü kafamın içindekilerini yazıya döküyordum. Bu defa da görsel olarak yerleştirecektim. Bir 5 yıl sonra, tabii çok dizilerde roller aldım yavrum. Bir sabah kalktım, dedim ki ne tamam Ümmüye kızım, sen artık bunu çekebilirsin dedim. Ve çekmeye karar verdim yavrum. Tabii ki buradan il milli eğitimden tut Mersin'de, kaymakamlık, valilik, belediyeler, Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, herkes, o zamanlar il özel idaresi vardı, herkes destekledi. Ben diyorum ki bu film benim değil, bu film evet Aslanköy'ün, bu film Türkiye'nin yavrum. Çünkü neden biliyor musun? Biz bunu sadece kadınlarla ve hiç kamera görmemiş insanlarla çektik. Tam bir ilham perisi. Tam bir ilham, bir de bununla da kalmadı bu işler. Evet. Efendim Ronaldo'nun yönetmenliğini yaptınız. Evet. Sevgili izleyiciler, yani öyle böyle değil. Nasıl da o hikaye, buradan kalktın, Madrid'e gittin, Ronaldo ile karşı karşıya evet. geldin ve diyorsun ki karşılıklı olarak konuştuk ama ne o beni anladı ne ben onu. Evet ya. Biz nasıl anlaştık? Gözlerimizle yavrum, yüreğimizle. Sevgi yürekten hissedilir yavrum, gözden ya. Yansıtılır. Şimdi oraya gittiğimde ilk önce ben hani hiç heyecanlı değildim. Çünkü bu arada görüntüleri de görüyoruz bir yandan sevgili izleyiciler. Evet. Çünkü önceden hiç heyecanlı değildim. Onu basından takip ediyordum. Hatta bir parçada kendime benzetiyordum annesini, yaşantısını, kendisini, karakterini. Çünkü dişinle tırnağınla bir yerlere gelmişti. Bu teklif gelince çok heyecanlandım. Çok hoşuma gitti. Oraya gittiğimizde de ben en öndeyim işte. Karşıladılar. Hoş geldin. Beş gittin olacak. Ama merkez heyecanlanır. Kamera arkasında 50-100 kişi var. Ben arkaya kaçtım. Yapıyor bana. Yok canım Ümmüye dedim, sana neredesin ki de ben hiç oralı olmayayım. Bir daha dedi. Demek ki arkamda biri var dedim. Sonra menajeri geldi, aldı götürdü güzel yavrum. Ay kuzum yavrum, oy temelli kolunun altına geldim dedim. Mami dedim. Mami'nin ne demek olduğunu da bilmezdim yavrum. Anne demekmiş. Şimdi elimi o tuttu, bir tek bırakmaya. Konuşa emin ol hiç anlamayayım ama güzel şeyler dediğini hissediyorum yüreğimden. Onun için ben konuşuyorum, o anlatıyor, gülüyor. Bir basın ordusu var ve basın danışmanım dedi ki bana, ya Ümmüye Hanım dedi, ben dedi 14 yıllık basın danışmanıyım dedi. Böyle Ronaldo'yu dedi sette bu kadar mutlu ilk defa gördüm dedi. Seyri değneğini geldin salladın dedi. Çok güzel vakit geçirdik yavrum. Rüyamda görsem ayrı inanmazdım, yani hayra yormazdım. Ya ben sana ölürüm. Ya tam ölürüm. Bir star yani. Tam bir star. Ya az önce evet. dedi ya zaten star olunmaz doğulur evet, diye. Evet star doğmuş öyle. Yani. Gerçekten aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi sana bir sürpriz mesaj varmış. Neymiş bir izleyelim bakalım. İzleyelim bakalım. Ümmüye Koçak'la 2014 yılında tanışmıştım. Tiyatrocu kadınlar olarak yeni bir film çekmek istediklerini söylediler. Projesi vardı, birçok kuruma gitmişti, kurumlardan destek alamamıştı, çaresizdi. En son beni sana gönderdiler dedi. Ben de biraz ilgilendim ama istediği tüm desteğin verilmesinin biraz zor olacağını düşünmüştüm. Ancak onun çaresizlik içinde kalkıp gittiğini gördüm. Tam kapıdan çıkmak üzereyken ben artık bu işi yapmayacağım diye böyle çok duygusal bir şekilde ayrılma durumda kalınca gel dedim Ümmüye Hanım, ablacığım ben sana yardımcı olacağım dedim. Diğer kurumlardan ve kendi kurumumuzdan destek sağladık.
Ümmiye Koçak Yün Bebek filmini çekti. Yün Bebek filminden sonra çok başarılı çalışmalar yaptı. Birçok televizyonlara, uluslararası yayınlara çıktı. Ve şimdi artık kırsal kesimdeki kadınlara rol modeli olabilecek, dönüştürücü, öncü rol üstlenebilecek bir duruma geldi. Ben daha da başarılı eserler çıkaracağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür daha güzel yerlere gelin inşallah. Çok teşekkür ederim yavrum. Güzel kardeşime eksik anlatmış. Çünkü ben bütün kurumlara gittim. Ben para istemesini hiç beceremem yavrum. Evvel evvelde ne oldu bitti. Tiyatroda küden toplardık hep kostümleri, her şeyi, dekorları. Ama film öyle değildi. Başkaları yapacak benim dışımda. Onun için her kuruma gittiğimde herkes evet diyordu. Ama dışarı çıktığımızda sonra dönüş olmuyordu. Böyle artık o kadar bıktım ki en sonunda beni oraya gönderdiler. O da bana olumsuz deyince gözlerim doldu. Gel dedi bana. Ve eğer Ekine Bedrettin kardeşim o ilk önce o parayı vermeseydi bize asla hiç kimse vermezdi. Filmi de çekemezdik. Gerçekten tabii ondan sonra valilik, kaymakamlık herkes destekledi. Her zaman ilk adım çok önemli. Güzel vazgeçmedin yani. Çünkü vazgeçmedim. Sonra biz köylere oyun oynamaya gideceğiz. Gene güzel yavrum bize Bedrettin Gündeş araç verdi. Köylere gittik. Çünkü biz ücretsiz oynuyorduk yavrum yıllarca. Tek amacım var. Küçükler görsün, bizi yıllar sonra hatırlasın. Evet, onlar canım. Bunu yapmış, biz de yapabiliriz. Yaşlılar görsün, onlar yapmış, biz de yapabiliriz. Yani bize çok destek verdi. Hala da veriyor yavrum. İyi çok ki varsın. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Oy yok. Gerçekten. Birden o günlere gittim güzel yavrum. Hiçbir gerçekten şey. Kadının istediğinde neler yapabileceğini tabii tekrar ki. Ve tekrar görmüş oluyoruz. İyi ki varsın, iyi ki vazgeçmemişsin. Teşekkür ederim. Sizinle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kulağıma süremiz bitti, süremiz bitti diye bağırıyorlar. Yine hiç anlamadan geçti bir program. En azından çok benim için öyle oldu. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ümmiye teyzeciğim iyi ki varsın, iyi ki geldin. Seni çok seviyoruz. Kadınlara ilham olmaya devam et lütfen. Yaşadığım sürece olacağım yavrum. Çok teşekkür ederim. İyi ki beni bugün buraya davet ettiniz. Çünkü çok hoşuma gidiyordu program. Çok kaliteli, başarılı insanları gösteriyorsunuz yavrum. İnsanlara hani artık motive olacak şeyler yapıyorsunuz. İnşallah bu da uzun soluklu olur da daha çok insana ulaşır yavrum. Çok ben teşekkür ederim. Sizinle aynı programda olmaktan onur duydum. İyi ki ben varsınız. Ben de güzel yavrum. İnan ki ne rüyamda görsem dediğim gibi ayrı olmazdım. Seni çok seviyordum. Duyunca ay, çok şaşırdım. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna yine geldik. Yine geçti, bitti anlamadan. Bir son sözüm var. Biraz bundan bahsedip öyle kapatmak istiyorum. 2020 yılının kadın cinayetleri raporuna göre tam olarak 300 kadın öldürüldü. 171 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Öldürülen 300 kadından 182'sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 22 kadın ekonomik nedenlerle, 96 kadın ise boşanmak istediği, barışmayı ya da evlenmeyi reddetti. Yani hayatına dair bir karar almak istediği için öldürüldü. Hem de eşi ya da sevdiğim erkek dediği kişi tarafından. Bunun üzerine söylenecek çok söz var ama ben müsaadenizle birkaç cümleyle toparlamaya çalışacağım. Efendim biz kadınız. Bizimle ilgili hemen hemen herkesin bir fikri var. Nereye gideceğiz? Kaçta döneceğiz? Ne giyeceğiz? Nasıl güleceğiz? Kiminle evleneceğiz? Oysa biz kendimizden başka kimsenin sorumluluğu altında değiliz. Siz istiyorsunuz diye değişmeyeceğiz. Siz istiyorsunuz diye sesimizi alçaltmayacağız. Siz istiyorsunuz diye biz yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Biz kadınız. Biz anneyiz, biz ilham vereniz, biz öğretmeniz, doktoruz, pilotuz, biz insanız. Asıl olan da bu değil mi zaten? Çocuğumuzun, evimizin, işimizin başındayız. Sadece erkekler tarafından değil kadınlar tarafından yapılan fiziksel ve psikolojik şiddete, haksızlığa, saygısızlığa da sonuna kadar karşıyız. Velhasıl kelam, siz istiyorsunuz diye biz değişmeyeceğiz. Siz zihinlerinizi değiştireceksiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Kotex, kadının eserini sundu.